Startta İsveç Rally'sinin görüntüleri gayet keyifli izliyoruz ama orada da Burcu Çetinkaya bana soruyor. Sayın Başbakan'a nasıl mektup yazacağım diye. Artık Amerika'da eğitim gördün. 3 tane yabancı dilim var. Eğer bir başbakana mektup yazmayı öğrenemediysen bunca yıl okuyup... Onu artık... sormadım. Nasıl ulaştırabileceğim diye sordum. Peki onu da programdan sonra Berna söyleriz değil mi? Evet. Şimdi peki biraz daha... Burcu'yu herkes tanıyor, seni tanısınlar. Senin bir motosiklet tutkun var, onu biliyorum. Evet, doğru. Abin söyledi çünkü, evet. Volkan söyledi ve bildiğim kadarıyla motosiklette de Avrupa turuna çıktın değil mi? Doğru, evet. Anlat biraz. 4000 kilometrelik bir yolculuğum oldu. 3 Avrupa ülkesi gezdim bundan bir sene önce. Yunanistan'dan başlayıp İtalya, oradan Avusturya, Alpler ve daha sonra tekrardan geri dönüş şeklinde oldu. Ve çok zor bir motosikletle gittim. Yani daha önce belki de hiçbir bayanın denemediği, belki bir erkeğin bile denemediği bir motorla gittim. Racing türüydü. İşte çanta almak zordu, oturuş biçiminiz, debriyajın sertliği olsun. Kesinlikle böyle bir seyahate uygun bir motor değildi ama ben bunu denemek istiyordum. Çünkü o motosikleti çok seviyorum ve onunla yapmak istiyordum. Öyle bir tecrübem oldu. Çok da güzel oldu. Çok yoruldum ama çok güzel yerler gördüm. Yani sen racing motosiklete binip surat yapan hanımlardan mısın? Yani öyle denilemez. Hayır, kesinlikle sürat yani sonuçta pist olmadıkça öyle bir şey denemiyorum hiçbir zaman. Yani gezi amaçlı daha çok onun zevkini çıkararaktan kullanmayı daha çok seviyorum. Öyle çok gazladığım söylenemez açıkçası. Zaten herhalde otomobil sporuyla tanıştığından bu yana da sürat yapma şeklin değişti. Kesinlikle evet. Yani fark ediyor. Çok fark ediyor. Yani böyle bir şeyi profesyonel olarak pistlerde veya rally etaplarda yaptığınız zaman trafikte bakış açınız gerçekten çok değişiyor. Bunu insanlar da söylüyor bana yani. Keşke Burcu'nun da değişseydi. YouTube'a girdiğin zaman, Burcu Çetinkaya yazdığın zaman karşıma neler çıkıyor hep birlikte bakabiliriz. O trafiğe kapalı alanda yapıldı. Yok, trafiğe kapalıdır muhakkak. Öyle miydi? Evet, trafiğe kapalı alanda yapıldı. Ben kesinlikle trafik içinde, trafik kurallarına son derece dikkat eden birisiyim. Zaten ondan eminim. Çünkü sen galiba İstanbul Otomobil Sporları Kulübü İSOK'unda tek bayan sporcusun evet. Şu anda değil mi? Evet. Kulübün desteğiyle anladığım kadarıyla önümüzdeki günlerde bir eğitime de gidiyorsun yurt dışına. Nerede eğitim alacaksın? İngiltere'de. Rally eğitimi alacaksın. Evet. Mutlu mesutsun. Bunu çok uzun süreden beri bekliyordun. Evet, mutluyum. Peki artık söyleyecek fazla bir şey yok. Berna, sen nasıl değerlendiriyorsun yansız ve tarafsız olarak Burcu'nun durumunu? Vallahi Burcu, ben bunu her zaman da söylüyorum. Gerçekten bu işi çok layıkıyla yapan bir insan. Daha da iyi yerlere geleceğine inanıyorum ben. Avrupa'da da olabilir bu. Yani Türkiye'de zaten kendini kanıtladı ama bunun sürekli olması da çok önemli tabii ki de. Ve Burcu bunu başarmak için de gerçekten 24 saat dediğiniz gibi kendini vererek bu işi yapıyor. Bence herkesin örnek alması lazım. Ben de gerçekten Burcu'nun sayesinde bazı, onun desteklemesi, onun biraz gaza getirmesi sayesinde öyle diyeyim. Bazı şeylere girdim. O bana güvendi. Ben de onun o bana güvenini gerçekten bir şekilde değerlendirmek istedim. Çok iyi yerlerde. İnşallah ben güveniyorum ki daha iyi yerlere de gelecek. Evet, ama bunun yapmasının sebebini çözebildiğimi bilemiyorum. Ben sana kısaca aktarayım. Çünkü baktı erkekleri geçemiyor. Ne kadar çok hanım gelirse, ne kadar çok hanım girerse yarışa ve onları ne kadar çok geçerse şampiyonluğu o kadar tatminkar gelecek ona. O zaman ona. Kendime yanlış bir hedef seçmiş olacağım. Kendimi geçme ihtimali çok yüksek olup benle rekabete girecek birinin yetişmesi için çok uğraşıyorum. Uğraş tabii ki dediğin bence de. Dediğin doğru olmuyor o zaman. Şimdi başka bayanlar da geliyor, onları da söyleyeceğiz ama İsveç Rally'sinin görüntülerini izleyelim. Hakikaten kar üstünde müthiş gidiyorlar ve lastik seçiminin ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha anlıyoruz. Görüntülerle baş başayız.